Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ali Beyciğim, neler aldın hocacığım? Ne aldım işte, ufak tefek bir şeyler aldım. Telefonumu yanıma almadım. Vallahi kapıyı açınca dedim ki Ali, telefonunu yanına neden almıyorsun giderken dedim. Makarna mı aldın? Kaşar, makarna, peynir. Yani inanılmaz fiyatlar var arkadaşlar. Şurası 320 lira. Ya. Şurası 320 lira. Kadarcık. Ama kaşar almışsın yani Ali. Peynir almışsın. Altını almadık, kaşar aldık ya. Ya ben domates isteyecektim, soğan isteyecektim. Soğanım yok. Menemen yapacaktım. Menemen yapacaktım. Pazar günleri fırından kapalıymış arkadaşlarım, Ali Beyciğim. Şimdi öğrendik yani. Ekmeğimizi de böyle marketten az yardım etsene bana. Yapamadım. Marketten ekmeğimizi de aldı. O geçen gün beğendiğimiz peynir mi? Bu değil. Değil maalesef. Bu biraz %50 zamlandığı için. Gerçekten mi? 89 almıştım, 120 lira olmuş. Ya. Allah'ım herkese alım gücü artık nasip çok eylesin. Çok güzel değil de indirimi takip ediyoruz. Öyle hep hep takip ediyorduk Ali. Bunun başından geliyor. Bunlar da YouTube'u babiş. Şuralara bir yere bal koyayım ben. Arkadaşlarım, kahvaltı eşliğinde bakın biz tam bir nostalji yaşıyoruz. Ailece Buz Devri izliyoruz arkadaşlarım. Çok severiz izlemeyi. Şimdi kahvaltı soframızda açtık. Şöyle Buz Devri maratonu yapalım bütün filmlerimizi. İzleyelim. Şöyle keyifli keyifli kahvaltımızı yapıyoruz. Masamızın da ilk açılışını yapmış olduk ailece. Artık bizim burada kahvaltılarımız, yemeklerimiz bitmez Allah izin verirse. Rabbim sağlık versin de. Yaşayalım gidelim böyle mutlu mutlu. Hemen şimdi çok gülüyoruz. Hemen şimdi bir odaklanalım bakalım. Evimizin erkekleri çıktı. Caner'cim çöpe atmaya gitti. Ali Beyciğim. Nereye sen söyle. Baba oğul akacaklarmış. Bilardo oynamaya gidiyorlar arkadaşlarım. Onları uğurladık. Şimdi hemen evi toplamaya girişeceğim. Ondan sonra yemek ekmek siparişler verildi. Şunu yap, bunu yap. Ali Beyciğim gözlüğün düşer bak unutursun onu. Duydun mu beni? Gözlüğüne dikkat et. O zaman beyler gitsin. Kızlar da evde iş yapsın bakalım. Ne yapalım? Ev hanımlarının kaderi diyelim arkadaşlar. Ay Emine bana diyordu, Yeliz abla diyordu. O sineklikler yapıldıktan sonra cama bir toz yağacak. Bir yağmur vurduğu zaman cam bir pis olacak diyordu. Görmüş ve yaşamış olduk arkadaşlarım. Gerçekten ne kadar kötü oldu, cama bir bakar mısınız? Vallahi bu kadar 3 camlık yaptırdığıma pişman oldum sinekliği. Gerçekten
Hani bileydim böyle olduğunu bir camlık yaptırırdım yeterdi arkadaşlar. Gerçekten çok pis oldu ya. Hani camlar tamam kirli, evet, ama bir buraya bakın, bir buna bakın şimdi. Çok kötü oldu. Neyse, hepsini halledeceğiz arkadaşlarım. İnşallah hepsini halledeceğiz. Canlarım, güzel bacılarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi Ali ile açılışı yapınca ben size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyemedim. O yüzden hemen kahvemi yaparken size de şöyle bir hoş geldiniz diyeyim dedim. Halatır sorayım dedim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Rabbimize iyiyiz. Sizlerin güzel yorumlarıyla, güzel dilekleriyle, temennileriyle daha da bir iyi oluyoruz bacılarım. İyi ki varsınız. En büyük motivasyonum yorumlarınız bacılarım. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Her ne kadar yorumlarda sizlerle böyle sohbet ediyor gibi olamasak da yorumlarınız beni çok mutlu ediyor ve motivasyonumu artırıyor. Mesela şu an hiç böyle enerjim yokken sizlerden gelen güzel yorumlarla hadi kalk gel izledim. Sevenleriniz var, bekleyenlerin var. O yüzden kalk dedim. Erkekler de gitti zaten evden biliyorsunuz. Önce bir kahve yap kendine. Şöyle güzel bir enerji topla. Sonrasında da evinin hemen yemeğini, ekmeğini, temizliğini, bulaşığını, çamaşırını halletmeye çalış dedim. Ne kadar olur, ne kadar yapabilirim, ne kadarını halledebilirim bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. Ali Beyciğim Caner'le bilardo oynamaya gitti biliyorsunuz arkadaşlar. Cansucuğum odasında birazcık uzanıyor. İnanın ben de böyle uzanabilsem uzanacağım. Havaların sıcak olmasından dolayı mıdır? Dün işte nişana gittik falan, onun yorgunluğu mudur? Eve gelince de hani geç uyuduk falan. Bir böyle kendimize gelemedik. O da odasında. Ben de şimdi böyle gördüğünüz gibi kahvemi yapıyorum. Siz de alın elinize cezvenizi, fincanınızı. Kahveler beraber içilecek her gün. Allah nasip ederse her gün beraberiz. Elimden geldiğince buralardayım. Şimdi Ali Beyciğim gitmeden dedi ki şöyle güzel bir patlıcan yemeği yapsam. Tamam dedim. Yanına da dedi şöyle güzel bir çorba yapsam. Ona da tamam dedim arkadaşlarım. Böyle günlerdir düzenimizi oturtturamadık ya. Hani böyle tam olarak evimizin iş düzeni de yok, yemek düzeni de yok, saat düzeni de yok, böyle uyuma düzeni falan da yok. O yüzden ben de bu durumdan rahatsız oluyorum açıkçası. Şöyle güzel sulu bir yemek yapmam lazım, sebzeli. Evdekileri daha fazla mağdur etmek istemiyorum çünkü saat şu an 5'e 5 var. Önce yemeğimi ocağa atarım, ondan sonra bizimkiler de gelir zaten ben ortalığı toparlarken falan. Çamaşır işleri de var. Lokuma baktım da camın önünde. Lokumama da azıcık peynir verdim arkadaşlarım. Yoksa mutfakta bana iş yaptırmıyor. Dolanıyor, ayaklarıma dolanıyor. Peynirini yedikten sonra tamam. Uzaklaşıyor. Mutfakta daha işi yok. Şöyle kahvemi yapıyorum hemen. Sonrasında da işe güce başlıyorum. Buradayken böyle daha tedbirli, düzenli olmam gerekiyor arkadaşlar. Hani hep böyle tedbirli, düzenli olmak istiyoruz ama buradayken böyle hayat o kadar hızlı ki arkadaşlardan biri bir telefon açsa, bir şey olsa hemencecik yetişmem lazım. O yüzden her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hadi şimdi bir girişeceğim. Cansucuğum da birazcık dinlendikten sonra o da bana yardım eder. Güzel bir şekilde toparlarız evimizi, işimizi, gücümüzü yaparız. Çamaşır asacağım, nevresimleri değiştireceğim. Dün çalıştırmamıştık makinayı, nişana gideceğiz diye. Bugün işte çalıştırdık. Birazdan onu asacağım. Hadi bekliyorum kahveyi. Lütfen kırmayın beni. Keyif kahvelerimiz olsun arkadaşlar. Keyif kahvelerimiz bitmesin. Keyif kahvelerimiz bol olsun. Haydi kahveyi içtikten sonra Yeliz bacınız işleri koşturacak. Bekliyorum. Benimle beraber kahve içenler lütfen yorumlara yazmayı unutmasın. Ayrıca abone değilseniz aboneliklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. 10 bin olamadık hala. Bir 10 bin yapın şu Yeliz bacınızı. Etrafınıza önerin. Eşinize, dostunuza, sevdiklerinize söyleyin. Belki onlar da sizin gibi severler beni. İzlerler belki. Haydi kahveleri alıyoruz ve gidiyoruz. Kahvemi oturup içmeyeceğim arkadaşlar. Bir taraftan patlıcanımı hazırlayacağım. Yemeklik patlıcanımı. Bir taraftan da kahvemi içeceğim. Şöyle güzel bir yemek çıkaralım ortaya. Sonrasında işlerimize geçiş yaparız.
kızarıyor. Çorbayı da koydum ocağa arkadaşlar. Mercimek koydum. Pilav için pirincimi de ısladım. Bir tane ağrı kesici içeceğim. Normalde ben ilaç içmeyi hiç sevmem. Hiç içmem yani, böyle kolay kolay ağrı kesici falan içmem. Çok şükür Allah'a, tabii hani öyle çok ağrılarım falan olmadığı için belki de, ya da işte baş ağrısını falan çok ciddiye almadığım için, ama içeceğim, bir tane Parol içeceğim. Şimdi bir de Behçet ilacımı içerim. Ondan sonra işime gücüme devam edeceğim. Hemen patlıcanım kızarırken yatak odasına gidip nevresimlerimi falan değiştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlarım, evin işi bitmeden Ali Beyciğim geldi. Hoş geldin Ali Bey. Hoş bulduk hanımefendi, hoş bulduk. Soğan getirdi arkadaşlar. Yemek yapıyordum ya, soğan getirdi bana. Şimdi şöyle bir ortalığı toparladım. Yemek işlerini Cansucuğuma devrettim. Ben de hemen yatak odasına gidiyorum. Ali, televizyon burada mı duracak hala? Bunu buradan alalım. Yatak odasına gidiyorum çünkü süpürgeyi çıkardım arkadaşlar. Kenarımızın kapısını da kapatalım. Çamaşır, nevresimleri falan makineye attım. Şöyle ütümü de çıkardım arkadaşlar. Bir yığın ütüm var yapılacak ama ne zaman yapacağım hiç bilmiyorum. Şimdi kankamla beraber evin içinde şöyle fırfır bir dönelim. Evimizin tozunu falan bir alalım. Ondan sonra yemek yeme işlerine falan geçeriz herhalde, hiç bilmiyorum. Sonrasını şu an yapmam gereken tek şey evi süpürmek. Ve şöyle aparatı aldım, gidiyorum. Benim süpürme işim bitti. Sırada kimin süpürme işi var? Çener'in. Çener'in mi? Al canım, al. Nefes nefese kaldım valla. Oh, şöyle süpürdüm arkadaşlar. Sehpaları falan ortaya aldım. Şimdi koltukların üstü süpürülecek. Ali Beyciğim koltuklarımızı süpürecek. Ali, bu kilimi kaldıracak mıyız? Balkona neyi sereceğim? Yeni kilim mi alacaksın bana? Düzeltir misin? Tamam, ver. Mutfak kaldı arkadaşlarım. Ben de şimdi mutfağı süpüreceğim. Üzüm. Annem. Heh. Biri orada. Biri orada. Yavrum minnoşum. Heh. Bir tane turuncu, bir tane desenliden ayırıyor. Harika kontrol ediyor. Tamam. Oldu mu? Bu tarafı da halledeceksin. Olabildiğince direnmeye çalışıyor. Topları çok erken alıyor. Mutfağı süpüreceğim arkadaşlar. Sonrasında hemen yemeğimizi yiyeceğiz. Masamızı hazırlayacağım.
O zaman sen haydi. Salatalık yok ki kocacığım. Domatesli cacık. Bir bakın dolapta var mı bir şey? Yok yok. Salatalığımız yok. Kahvaltıya doğradım en sonunu. Şöyle mutfağımızı da süpürelim. Balkona da bir el atarım süpürgeyle. Ondan sonra yemek olayına geçeriz. En hızlısından soframı hazırladım arkadaşlar. Yoğurt koyacağım. Şey yapmayacağım. Cacık zaten yapamıyorum. Salatalık yok. Ali Beyciğim de ekmeklerimizi getirdi. En hızlısından hazırladım. Çünkü evden çıkacağım. Bacıları. O yüzden şöyle hızlıca ayarladım bir şeyler işte. Yemeklerimizi de böldüm soğusun diye. Kaynar kaynar yiyemeyiz diye. Hemen su getireyim, yoğurt getireyim. Karnımızı doyuralım. Allah bin bereket versin. Çıktık arkadaşlarım. Cansucumla beraber gidiyoruz. Niye kapanmadı? Bassan. Tuşa da basmamışsın ki. Neyse. Tuşa basmamışsın. Basmamış mıyım? Ha, bastım. Yeliz'in kafası 1500. Yeliz Leyla olmuş sen arkadaşlar. Çok şey, güzel senin oldu ekrandan ama. Senin ekrandan göründür bakayım. Video çok, izleyince görürüm. Çok güzel oldu ama. Şey yapma. Kestireceğim deme azıcık uzasın. Söyleyene bak. Neyse biz Cansucuğum'la beraber şöyle acelece çıktık işte. Mutfağı falan topladık. Dedim ki Ali Beyciğim çay demleyeyim mi sana, çay içer misin dedim. Yok gerek yok, siz gidin dedi. Arabayla gitmiyoruz, yürüme gidiyoruz. Çünkü spor yapacağız. Haydi bakalım. Yolumuzun üstünde manav vardı. Şöyle hemen 1-2 kilo üzüm alalım dedik. Ne kadar? Kilosu 40 TL'ymiş. Bu 1 kilo 200 gram 48 lira. Bakayım 50 var mı? Ve Emine'cim beni bıraktı arkadaşlar. Dışarıda da bir yağmur var. Bakın Bafra'ya da yağmur geldi. Allah'ım hayırlı yağdırsın. Şöyle saate bakın. 2'ye 20 var. Hay Allah'ım kurusun afetlerden. Gece yarısı da konuşmayayım. Millet rahatsız olmasın. Vallahi arkadaşlar söylemeyi unuttum. Orduma çok geçmiş olsun, memleketime çok geçmiş olsun. Sel felaketi vurdu biliyorsunuz, haberlerde izlemişsinizdir. Şimdi yağmur yağınca benim de aklıma geldi. Allah'ım beterinden korusun inşallah. Saat 2'ye 20 var. Apartmanda da konuşmak istemedim, ses yapmak istemedim insanlar uyuyor diye. Geldik bakalım. Ali Beyciğim uyuyakalmış arkadaşlar. Arkadaşlarım Ali'yi hemen odaya gönderdim. Burada üstü açık uyumuş kalmış. Caner'cim de odada. Hemen onu gönderdim işte dediğim gibi. Sizlerle de bir vedalaşayım istedim. Kapanışı yapayım istedim arkadaşlarım. Saat şu an 2. Eve geç geldim. Bayağıdır konuşmadık çünkü. Görüşmedik Aslı'cımla. En son bana gelmişlerdi hatırlarsanız. Kızlarla beraber. Emin değilim. Bayağı bir oldu yani. Bir 4-5 gün falan oldu galiba. Çok da net değilim, hatırlamıyorum ama böyle boyaydı, şuydu buydu derken Aslı'cımla görüşemedik. Cansu'cum Vuslat'ın yanında kaldı. Hilal'in yanında kaldı. Kızların yanında kaldı o. Anne sen de kal dedi. Ben de böyle bir ikilemde kaldım. Hani kalsam mı? Aslı diyor Yeliz'cim kal, kalacaksan. Yeliz'cim kal, kalacaksan. Arzu var. Emine var. Emine ile Arzu'cum da geldi sonradan. Biz Cansu'cumla beraber yürüme gittik. Sonradan gruptan yazışıyoruz zaten. Ben haber verdim. Aslı'yı çok özledim. Kızlar ben Aslı'ya geçeceğim falan demiştim. Emine de Yeliz abla ben de gelirim. Dışarıda bir işim var falan demişti. Ondan sonra işte Emine de geldi. Arzu da geldi. Hatta ben gittiğim zaman Gülten'cim oradaydı. Kurs hocamız biliyorsunuz. Kader'cim, Mehtap'cim oradaydı. Onlarla beraber çay içtik, sohbet ettik, muhabbet ettik. Sonrasında işte onlar kalktılar, saat 11 gibi falan kalktılar onlar. Biz de işte sohbete muhabbete devam ettik. Ay esneyeceğim, esneme geldi ama esnemek istemiyorum karşınızda. Sohbet muhabbet ettik işte arkadaşlar. Ben ilişimi de götürdüm. Böyle 2-3 tane çiçek motif gibi yaptım diyebilirim. Artık hani ilişimi yanımda gezdiriyorum. 2 düğüm, 2 düğüm.
İki motif, iki motif yani kârdır diye. Öyle işte arkadaşlar, bir kalayım dedim. Sonradan da Ali'den izin almadım. Hani söylemedim. Hani ben kalırım Ali falan demedim. Gece yarısı da arayıp söylemek istemedim. Hoş olmayacaktı. Öylelikle geldik evimize. İnşallah bir akşam hep beraber kızlarla kalacağız Aslı'cığım da. Bugünümüz böyle geçti bizim bacılarım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince sizler için hayatımızdan parçaları birleştirerek karşınıza getiriyorum, sunuyorum. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Lütfen videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Burası sizlerle güzel, her zaman söylüyorum. Ben artık videomuzu düzenleyip hemen uyumaya gideceğim. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel kalbinizden, gönlünüzden geçen hangi dileğiniz, muradınız varsa Rabbim tez zamanda nasip etsin inşallah. Öptüm. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderdim. Hoşça kalın.